Sıtkı Karayel, Can Diyarbakır'da çalışıyorum. O gün için biz buradan yola çıktık. Gece oraya gittiğimizden giderken 5 tane camımızı kırdılar. Tabii biz durumu bilmiyoruz. İleri gittim durdum, polisler geldi. Orada rapor tuttular. Ve girdi kapıya, yolcuları ben kapıda camlar kırılınca yolcuları aktarmak zorunda kaldım. Kapıdan geri döndüm, geri çıkarken tam kapıyı çıkıyorum. Baktım ileride kalabalık var, Habur kapısından. Evet. Orada bir kalabalık gördüm, ben durdum, orada askeri vardı, polis vardı. Sordum, dediler sizden ilgili bir şey yok, devam edin. Ben biraz ileri gittim, yine durdum. Dedim bak bir şey varsa ben girmeyeyim. Dediler biz buradayız, siz gidin. Tabii biz girince zaten 50 metreydi. Orada hemen bizi durdurdular, taşlamaya başladılar. Arabada sağlam cam bırakmadılar. Yan taraflarını, sağcılarını eğdiler. Ben yolcuya aktardım, boş dönüyorum. İşte buraya gelmeyeceksiniz. Öyle camları kırdılar, biz çektik geldik. Tabi bu arada bir 20 milyara yakın bir zararımız oldu. Kasko da karşılamadı. Onu biz cebimizden yaptık. Biz ondan sonra zaten kaçtık, vitese taktım. Ben kaçtım, kaçmak zorunda kaldım. Camman bırakmadılar, yani arabanın içine belki 20-30 tane taş vardı. Ondan sonra asker bize girin dedi. Sizden ilgili bir şey yok. Yoksa ben kapının içine duracaktım, girmeyecektim. Öyle o vaziyette camları parçaladılar. İşte buraya gelmeyin diyor. Buradaki taşımacılığı biz yapacağız. Yani hiç siz Diyarbakır arabaları veyahut da başka bir araba gelmesin. Bir Habur'tur, bir kendileri yapacakmış. Buraya da getirmeyin. Biz alırız, biz götürür, biz getiririz. Silopi'den almak istiyorlar. Yani Silopi'ye kadar gelin, ondan sonra girmeyin. Biz onları Irak'a götürüp getireceğiz. Şikayetçi oldum biz. Söyledik, bazı yerlere müracaatlar ettik. Artık neticede ne olacağını bilmiyoruz. Yani şu anda oraya gidenlerin otobüsçi olarak hiçbir tanesinin can güvenliği yok. Yani gerçekten bir cam kırma. Biz de hani olay büyümesin, sıkıntı yaratmayalım. Sabrettik, bilmiyorum nereye kadar gidecek. Bütün arabaların kaç, 8-10 tane, 15 tane arabanın camlarını kırdılar. Bizim firmanın da 7-8 tane, 10 tane bizim firmanın kırdılar. Devam ediyor yani. Biz oraya gittiğimizde yine aynı şekilde kırıyorlar. Biz yetkililerden bunun bir önlemini almasını, yani illaki orada bir sıkıntı yaratılacak, ondan sonra nereye kadar sabredersiniz? Yani bunu biz de sabredemiyoruz. Bir yere kadar diyoruz, sıkıntı yaratmayalım. Zaten bir kapı sıkıntısı var. Onu da biz şey yapmayalım. Onun için bekliyoruz yani. Bakalım ne yapacaklar.